Necdet Tosun, o doğduğunda takvimler 3 Ağustos 1926'yı gösteriyordu. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokulu bitiremeden okulu bırakan Tosun, doğduğu yerde lokantacılık, leblebicilik ve terzilik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Terzilik yaptığı dönemlerde Burhaniye'ye film çekimi için gelen bir ekibin dikkatini çekti. Dış görünüşü karakter oyuncusu olmaya çok uygundu. Filmciler tarafından İstanbul'a çağrılan Necdet Tosun, 1957 senesinde Muharrem Ersoy'un Allı Gelin filmi için ilk kez kamera karşısına geçti. Kısa sürede sevilen bir karakter oyuncusu haline geldi. Önceleri sevimli şişmanlığıyla isim yaptı. Ama sonraları oynadığı her filmde hayat verdiği her karakterle başarısını sürdürdü. Filmlerde pek çok zaman şişman, güler yüzlü aşçı rolünü canlandırdığı sevecen tipiyle izleyicinin sempatisini kazandı. Kenarları çamurlu Yeşilçam sokaklarında yürürken en büyüğünden en küçüğüne kadar herkesin merhabasını alırdı. Canlandırdığı karakter rolleriyle bu rol tam Necdet'e göre dedirterek kendini kabul ettirmişti. Onun oyunu tartışmasız kabul edilirdi. Canlandırdığı tiplerse her filmde bir yenilik getirirdi. Yeşilçam bir daha böylesine sevimli bir şişman oyuncuyu ele geçiremezdi. Necdet Bey Yeşilçam'da kimi zaman konak aşçısı, kimi zaman güler yüzlü bir komiser olarak boy gösterdi. Usta oyuncu 19 yıllık sanat hayatında Yaşar Ne Yaşamaz, Karateciler İstanbul'da, Kara Murat Fatih'in Fermanı, Kanlı Para, Fakir Kızın Kısmeti, İşportacı Kız, Kaldırım Çiçeği, Avare Kız, Tamirci Parçası, Küçük Hanım'ın Şoförü, Gurbet, Üç Garipler ve Allı Gelin'in de arasında bulunduğu 400'e yakın filmde rol aldı. Samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kuran Tosun, Türk sinemasında komedi filmlerine damga vurdu. Ancak canlandırdığı kısa rollerden kazandığı para yeterli olmadığı için yaşamı geçim sıkıntısı içinde geçti. 1960 yılında Sevim Tosun'la nikah masasına oturdu. Eşi 3 yıl sonra hamile kaldı. Necdet Tosun o günleri hayatının en heyecanlı dönemi olarak anlatıyordu. O dönem verdiği bir röportajında söylediğine göre en büyük isteği erkek evladı olmasıydı. Ama eşi kız çocuk istediği için bunu hiç söylemedi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Ses dergisinden Bülent Bora, Erdal Tosun'un doğum gününü ve o anların hikayesini kaleme almıştı. Bu heyecan 1963'te yayınlanmıştı ve şöyle anlatılmıştı. Necdet Tosun çayını içerken 100 metre uzağındaki birini, daha doğrusu 2 kişiyi düşünüyordu. Tosun'un bir çocuğu olacaktı. Haftalardan beri bu mesele evlerinin başlıca konuşma mevzu haline almıştı. Necdet Tosun çocuğunun erkek, karısı Sevim Tosun'sa kız olmasını istiyordu. Sempatik aktör karısı üzülmesin diye uzun zaman kendi isteğini ona açmamış, karısının tarafını tutar görülmüştü. Ama bir gün bir münakaşa sonunda tarafların ne istedikleri ortaya çıktı. Genç komedyenin karısı başka çocuğumun olmasını istemiyorum Necdet demişti. Sen de ben de kız evlat beklediğimize göre inşallah bir kızımız olur, onu büyütür, yetiştirir, iyi bir insan olmasını sağlarız. Sevim Hanım'ın başka bir çocuğumun olmasını istemiyorum sözleri üzerine Necdet Tosun köpürmüş, hanım hanım diye gürlemişti. Ben bugüne kadar sen üzülmeyesin diye kız çocuk ister görünmüştüm ama başka evlat istemediğine göre o zaman ben aslında bir erkek çocuk istediğimi hem de çok istediğimi söyleyeyim. Kahve ocağının yanında sempatik aktör işte bunları düşünüyordu. Tosun soyadının devam etmesi onun en büyük arzularından biriydi. Ama doğacak çocuk kız olursa o zaman bu isteğine kavuşamayacaktı. O gün 9 Nisan'dı. Çay parasını verdikten sonra Tosun tekrar hastanenin yolunu tuttu. Koridorda hasta bakıcılar onu tebessümle karşıladılar ve hayatının en mesut haberini 5 kelimelik bir cümleyle verdiler. Necdet Bey, bir oğlunuz oldu. Genç komedyen gerisini hatırlamıyordu. Bir oğlu olmuştu. Tosun soyadı devam edecekti. Necdet Tosun 15 gün boyunca her gece saat 12'de kalkıp oğlu Erdal'ı kontrol etti. Onun artık sevdiği en güzel melodi oğlunun gece yarısı ağlamasıydı. avuçlarımın arasında kayboluyor sanki diyordu. Onu incitmekten her baba gibi çok ama pek çok korkuyordu. Ardından 14 Mart 1967'de ikinci oğlu Gürdal Tosun dünyaya geldi. Necdet Tosun evlatlarını çok seviyor, onlara da bu sevgisini her an hissettiriyordu. İkinci oğlu dünyaya geldikten sonra Ses dergisine verdiği bir röportajda şu ifadelere yer verilmişti. Adımız Tosun, çocuklar da maşallah Tosun gibi oluyor. Şimdi benim gibi 150 kiloluk bir adamın ufacık bir çocuğu olursa ayıp olmaz mı? Biz soydan gürbüz insanlarız. Babam da benim gibiydi. Hatta ben babamın yanında ufak kalırım. O en az 200 kilo vardı ama nazar değmesin diye kendini tarttırmazdı. Ne yapalım, çocuklarımız değil torunlarımız bile bu gidişle Tosuncuk olarak dünyaya gelecek. İş için gittiği Almanya'da trafik kazası geçiren Necdet Tosun, tedavisine devam edildikten sonra İstanbul'a getirildi ve Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi merkezine yatırıldı. Ancak Türkiye'ye geldikten 10 gün sonra 48 yaşındayken yaşamını yitirdi. 10 Mayıs 1975'te hayatını kaybeden usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçının vefatının ardından gazetelerde görüşlerine yer verilen usta oyuncu Sadri Alışık, Tosun'la tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı. Tanışmamız aşağı yukarı 1960 yılına rastlar. O gün film setine gelmiş, soyunma odama doğru yürüyordum ki birden bir şarkı duydum. Ses ilerideki paravanın arkasından geliyordu. Türk müziğini çok sevdiğim için durdum ve dinledim. Şarkı bittikten sonra merak edip paravanın arkasına baktım ve Necdet Tosun'la göz göze geldim. İkimiz de birbirimizi gıyaben tanıdığımız için merhaba dedik ve el sıkıştık. Aradan yıllar geçti ve biz bu şarkının tanışma şarkımız olduğunu hiç unutmadık. Geçen yıl Ankara'da çalışıyordum. Gazinoya bir gün Necdet Tosun geldi. Kendisini sahneye davet ettim, bu anımı anlattım. Necdet, o şarkıyı beraber söyleyeceğiz dedim, hemen hatırladı, birlikte söyledik. O gün cenazesinin başında aklıma birden bu şarkı geldi ve ben başladım mırıldanmaya, gelecekmiş gibisin sanki günün birinde. Yeşilçam'ın ünlü ismi Ayhan Işık da Tosun'la birçok anısı olduğunu ifade ederek beraber film çeviriyorduk. Öğlen yemeği için ara vermiş, masada garsonun gelmesini bekliyorduk. Ben genellikle öğlenleri yemek yemem, salata falan geçiştiririm. Necdet de bunu duymuş olacak ki benim masama geldi. Ne olur çok açım de ve kendine şu yemekleri ısmarla dedi. Prodüksiyon amirimi çağırıp çok açım bana şu yemekleri gönder dedim. Adamcağız suyumu bildiği için ağzı bir karış açık yemekleri göndermeye gitti. Gelen yemekleri Necdet'in yediğini ise sonradan öğrendi. Nur içinde yat Necdet şeklinde görüşlerini ifade etmişti. Necdet Tosun öldüğünde Erdal 12, Gürdal ise 8 yaşındaydı. İki kardeş belki de babasını kaybettikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. 1981 yılında Atıf Yılmaz Mine filminin çekimleri için hazırlıklara başladı. Filmde 2-3 serseri karaktere ihtiyaç duyan Atıf Yılmaz, filmin çekileceği mahallede Erdal'ı fark etti ve Erdal Tosun'un oyunculuk macerası böylece başlamış oldu. Gürdal ise 3 yıl konservatuvar sınavlarına girmiş ancak kilolu olduğu gerekçesiyle alınmamıştı. Sanat hayatına Levent Kırca Tiyatrosu'nda gişede bilet satarak başlamış, azimle kilo vererek konservatuvara girmişti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü bitirdikten sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve BKM gibi topluluklarda çalışmıştı. Ancak ne acıdır ki Erdal da Gürdal da babaları gibi erken yaşta aramızdan ayrıldılar. Gürdal 30 Ağustos 2000 tarihinde yani 33 yaşında böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Erdal'ın da kaderi babası gibi olmuştu. 30 Kasım 2016'da hayata başladığı Sarıyer, aynı zamanda hayata veda ettiği yer olmuştu. Sabah erken saatlerde evinden çıkan usta oyuncu, tıpkı babası gibi geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle 53 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Acısıyla tatlısıyla bir Tosun ailesi geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.